Evet, bu arada Hasan Can Kaya'nın adı da Hadise'yle aşk dedikodularına karıştı. Aa. İki ismi yan yana görünce ikimiz de bir şaşırdık. Değil mi? Ne oluyor? Olabilir, olabilir mi filan? Olabilir. Kocaman soru işaretleri kafamızda. Olabilir yani. İkisi de bekar hayatlarında kimseye. İkisi de bekar. İkisi de bekar. İkisi de eğlenceli. Yakışmışlar mı? Hey, yakıştırdık da. İlişkilerinde ben... çok başarılı değil gözüküyor. Evet. Yani şeyle çok iyiydi. Kaan. Kaan'la. Ha, evet. Muhteşem bence. Kesinlikle. Kaçırılmayacak çok bir iyi bir çok uyum vardı aralarında. Olmadı. Ne tatlı bir. Olmadı. Ne iyi olmadı. Olmadı. Bu da olmadı. Evet. Bu ilişki de olmadı. Başlamadı zaten, öyle söyleyelim. Hasan Can Kaya Müzik Oneyre konuştu ve diyor ki iddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı? Hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım. Öyle bir şey olsa gizlemem açıklamasını yapıyor. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dünde kaldık hepimiz yalnız, farkında mısın? Tabii. Bize de EYT'de yazıyorlar. Kaldık. EYT'de hepimizin kafası bir EYT'de kaldı. Ama bütün yazmışsınız, Türkiye. Yazmışsınız. Evet, Türkiye. Ünlülerden peki EYT'den faydalanacak olanlar var mı? Tabii ki de var. Bence bir Gülşen'e EYT vurdu diye düşünüyorum. Vurmuştur. Tarkan belki daha bile önce emekli de olmuş olabilir. Ebru Tarkan. Gündeş. Ebru Gündeş. Serdar Ortaç, tabii. Mustafa Sandal, Gülben Ergen falan. Yani böyle 70 doğumluların evet. 70'ten 80'e kadar doğmuş olup da evet. sahnelerde olanların evet. prim gün sayısını lazım. Falan da tamamladılarsa. Ya ben de alabiliyordum canım, mesela olabilirdim yani çoktan şey olsaydı, prim günüm evet. olsaydı. Ha. Bendeki şey o eksik. Sende emeklilik ne zaman olacak? İşte prim günlerini tamamlayınca belki borçlanma şeyi varsa onu yaparım, öyle kapatırım. Falan. Bir çalışman lazım. Herkes iş güvenlik şeyi sesine bak. Çünkü aynen. Öyle de öyle çok... de zor konular ki. Evet. Anlamak konusunda. Çok zor. Hiç yani sevmediğim konulardır bir de yani. Avukatlık işler, bir de bu muhasebe ve şey işi. İşi uzmanına bırakacaksın. Onlar senin rahat adına edeceğiz. Çalışacaklar. Evet. Sen benim, de paranı benim alacaksın. Benim gündemimde dün bir EYT vardı. Bir de sıfırıncı güne kilitlendi. Evet, sen daha uzun. Aa, evet, ben dün de başladı. Ben ilk de bölümü yayınlandı. Sahneleri çok havalıydı. Şöyle söyleyelim, aksiyon sahneleri müthiş. Müthişliğim ben evet. de çok beğendim. Müthiş. Bravo. Oyunculuklar müthiş. Aksiyon gerçekten sahneleri emeklere de, sağlık. Aksiyon evet. sahnelerinin de Türk yapımlarında yıllardır ya hep yabancılar çeksin bunu daha iyi falan deniliyor mu işte bak. Bir de yok izlerken, yok biz artık çok evet. iyi olmaya başladık evet, yani kesinlikle. Bu çok başka bir yere doğru gidiyoruz zaten. Kesinlikle. Ve tebrik ediyorum. Gerçekten. Bütün ve ekibi izlerken çok beğendim. De şunu hissettim. Oyuncu kadrosu şahane. Harika. Yani gerçekten herhangi hani bir, diyorlar ya aile gibi olduk. İzlerken onların bir aile gibi olduklarını bence gerçekten zaten arkadaş olduk. Arkadaşlar zaten. Evet, arkadaşlar. Ve neyi fark ettim? Tolga Karel'i özlediğimi fark ettim. Ben de değil mi? Tolga Karel'li sahnelerde Tolga, böyle evet. bir kilitlenip kaldım. Tolga daha çok çıktı. Tolga saçları falan uzatmış, ben böyle arkadan toplamış. Engin Öztürk'ü de çok başarılı buluyorum ve izliyorum. Evet. Işığı var. Evet, ama hepsi kesinlikle. Çok iyi. Hepsi de aynı iyi. Şekilde. Tabii ki. Birbirlerini iyi idare ettiriyorlar işte. Çok hani güzeldi. Şimdi burada diyemezsin ki o onu ezdi, o önde. Hepsi birden önde. Aynı. Öyle bir yapı. Evet. Öyle. Müthiş. Ben çok beğendim. Ratingleri bol olsun diyelim. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet. Bakarız. Evet. Neyle devam edelim? Devam ki? Ediyoruz. Piştiyle mi devam ediyoruz? Piştiyle devam edelim. Defne Samyeli sahne programında bir kıyafet tercih etti. Ve sosyal medyada wow şahane şahane diye bir sürü takipçilerinden yazılar geldi. Ve çok geçmeden bu fotoğraf karesi ortaya çıktı. Çünkü Kendall Jenner'ın kıyafetiyle neredeyse birebir. Aynı neredeyse birebir mi? Ama sadece Defne'nin astar ve iç kısmı biraz daha kapalı. Yani çok belirgin. Kendall'da daha başka sanki bir an transparan ne oluyor diye bakıyorsun ama Defne Samyeli'ndeki çok içindeki ön planda. Evet, ya şey tam birebir kopyalamışlar. Neden birebir, bunu tabii. yaptık? Bak ben bunu hiç anlamıyorum. Hı, hı. Yani esinlenebilirsin. Evet. Şey, yani bunun olacağını bilerek haber olmak için mi yapıyorlar? Evet. Bir o geliyor aklıma. Bir de ne geliyor? Uğraşmıyor demek yani hop hazır hop hop hop. Ya da yapıyorum. Modacısı diyor ki sen de Türkiye'nin Kendall'ısın. Gel seni Kendall yapalım. Eşleştiriyor yani evet. şey olarak. Hmm. Çünkü sadece bu kıyafeti giyseydi şu an bu kadar konuşulmuyor olacaktı. Şimdi Kendall Jenner'la karşılaştırılmasından dolayı bir cazibesi oluyor işin. Evet şimdi, şimdi o zaman bilinçli bir karşılaştırmayı pazarlama yaparken de şunlara da dikkat edelim. Defne Samyeli 50 yaşında. Hı-hı. Kendall Jenner 27 yaşında. Hı-hı. Defne Samyeli'nin kızı Deren'le Kendall Jenner aynı yaşta. Aynı yaşta.
Ama şimdi hayır. Onun yaşında kızı taşımış. Var. Tabii, tabii. İkisi de ayrı. Taşımış ama evet. Şu var. Şu iç kısmı. Taşımada bence kötü. Hiçbir sorun yok. Sorun elbiselerde. Elbisede. Yani internetten gördüğüm eve gelen gibi evet, olmuş. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Gerçekten. Hani internette görüp sipariş verdiğim ve eve gelen. Evet, evet. Genelde öyle oluyor. Alışveriş yani sitesine giriyorsun. Evet. Elbiseye bayılıyorsun. Şahane. Eve bir geliyor paçavra. Ya da naylon. Naylon kumaşı falan. Çok yani ağırmış. Yoksa taşımakta kesinlikle bir sorun yok. Defne, çok güzel kadınlar. Defne'nin şeyinde çevresinde çok iyi terziler, çok iyi modacılar var. Var. Madem aynısını dikiyorsun. Var. Niye içini bu kadar babaannemin aynısını evet, diyecektim. Annemin böyle bir korsesi vardı. Böyle aynen. Elbiselerin içine falan giyerlerdi. Göbekli ya da evet, patlamaz evet. Diye. Ufacık bir böyle iç gözüküyorsa ay güneşte falan gözükür. İç astarını kalınlaştır derdi. O korse çok kalın. Korse çok kalın. Korsenin rengi de bence çok koyu bir renk. Bir şeye daha takıldım. Defne'nin makyajına takıldım. Saçına. Yani Kendall'a baktığın zaman gerçekten bir bu kıyafet, tablo bu gibi boyuna, taşımış. O saç olmamış. Evet. Saçlar bir kere toplu olmamış. İstiyor. Ve bu kadar şu boynu göster. Bu kadar şıkırtılı bir kıyafetin makyajı bu kadar yoğun ve sert olmamaları daha sade. Evet. Çünkü burası çok şıkırtılı. Zaten güzel kız çok yani. Çok güzel kadın. Çok güzel. Vücudu da çok güzel. Evet. Küpeler olmamış. Makyaj olmamış. Saç. Çok koyu göz makyajı hiç olmamış. İçindeki. Saçlar hiç olmamış. İçindeki korse hiç olmamış. Ama Defne'miz her zaman güzel. Çok güzel. Ne olmuş? Bundan daha ne? İyilerini hiç giydi şey mesela. Defne'nin kendisi güzel. Daha iyilerini, daha iddialarını giydi. Evet. Daha yaratıcıydı. Daha sade ve şey taşıyor yani. Taşıyor. Çok güzel bir kadın. Tabii güzel. Türkiye. Kimden iki çocuk annesi? Türkiye eski kimden? Güzellerinden yani. Boğaziçi da, da benim gibi. Haçlandırılmış. Doğru. Doğru. Yani evet. Akıllı da bir kız yani. Çok. Evet. Şeyi var böyle güzel yani. Ben aynen. Çok beğeniyorum. Tabii ki. Bir dakika şey mi? Okuldan arkadaş. Okuldan arkadaş. Hemen hemen. Tanıyor muydunuz aynı. Yok. Oradan tanımıyorum ama o da Boğaziçi'li. Benden kaç yaş küçüktür acaba? 50 yaşında. 50 mi? 50 benden 2 yaş falan küçük. Sizin okuldan da bayağı ünlüler. Var orada. Evet. Gülse falan da bir. Tabii Cem Yılmaz. Cem orada. Mehmet Ali Erbil. Aa. Yılbaşı programını açıkladı. Yılbaşına, yeni yıla hastalarla giriyorum dedi ve o hasta dediği isimleri de tek tek şöyle saydı. Ayaküstü şov yapan Mehmet Ali Erbil, yılbaşı planını anlatırken nasıl kahkahaya boğdu? Dört hasta bir beraber olalım dedi. Mehmet Ali Erbil nasıl aşk ilanı açtı? Teklifleri açıyor. Ece Erken'le Mehmet Ali Erbil yeni yıl yemeği için buluştu. Yeni yıl öncesi son röportaj. Mehmet Ali Erbil eski formuna dönmüş, espriler ard arda geliyor. Tokat'ta halk konseri veriyorum. Çok güzel. Gülşen İzmir'de veriyor. Evet. Ben Tokat'ta halk konseri vereceğim, belediyenin düzenlediği. Asıl yılbaşı planı ne acaba Mehmet Ali Erbil'in? Biz Belarus çıkarmasının bir üyesi diye duyduk. Şafak dedi ki, bak. Biz varız. İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Şafak Sezer atladı dedi ki abi ben de geleyim dört hasta bir beraber olalım dedi. Oğlum senin her anasa ben de kafadan diyor. Bir anda estetik konusu açılıyor ve bir itiraf geliyor ünlü şovmenden. Çok önemli o yüzden. Benim ayıptır söylemesi yok. Vücudun yüzünde var mı estetik? Yok ayol. Botoksun var. Var botoksun var. Bakayım böyle kaşını çal. Ayşe.